Dünya üzerinde hemen hemen herkes yaşadığı hayatın en iyisi, en güzelini yaşamak istiyor. Kimisi yaşam kalitem gayet iyi derken, kimisi de olur mu öyle şey, dipteyim diyor. Biz de bugün Bursalılara sizin yaşam kaliteniz nasıl diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Şimdi söz Bursalılarda, ekranlarınızda. Normal yaşıyor işte, böyle aç susuz yaşayıp gidiyoruz, ne olacak? Nasıl yani, ne gibi? Mesela alt düzey mi, orta düzey mi, üst düzey mi? Orta orta, üst düzey değil. Mutlu musunuz peki orta düzeyle yaşamaktan? Vallahi mecburen, mecburen mutluyuz, mecbur. Yapacak bir şey yok, ben emekliyim ben. Orta düzeye mahkum ediyorsunuz. Öyle, öyle diyorum tabii. Yorumsuz mu? Yorumsuz. Neden öyle peki? Bugünkü eksinin altında. En alt seviyede. Evet, şu anda öyle maalesef. Önceden nasıldı peki? Önceden biraz daha iyiydi. Tam iyi olmasa bile daha iyiydi. Yani alım gücü yüksekti. Emekliler rahat geçinebiliyordu. Ama şu anda emekliler sadece parklarda ve evlerde tıkalı. Düzelecek mi peki sizce? Umudunuz var mı? Düzelmesi sizlere bağlı, gençlere bağlı. Valla pek düzgün değil yaşam kalitemiz. Neden görüyorum? Sağlığımız zaten, başta sağlık zaten. Hani sağlığınız nasıl peki? Ya sağlığım iyi de hani korku var. Bu virüs şeyinden korku var. Yani virüs korkusundan yaşam kalitemi düşünemiyorum mu? Yani korkuyoruz. O açıdan hani pek iyi değil. En alt düzeyde. Neden öyle peki? Bahalılıktan gezinemiyoruz. Zor geziniyoruz, kanaat geziniyoruz. Önceden de böyle miydi peki sizin için? Yani önceden dediğiniz zaman mesela bundan 10-15 sene önce daha rahat geziniyorduk. Köylünün mahsulü bara yapıyordu, bara kazanıyordu mahsulünde. Hani şimdi hiçbir şey, yani yaptığımızın karşılığını alamıyoruz. Mesela zeytin bakıyorum. Şu ana kadar kendi malımı 15 bin lira masraf ettim. Bir de dolu vurdu üstüne. Hep zarar yani, ne yapacağız bilmem. Kara kara düşünüyoruz. Bir Endonezya'nın en düşük seviyede. Neden öyle peki? Şimdi 2000 lira emekli maaşı alıyorum. Evim kira. Ankara Üniversitesi'ne bir tane kız okutuyorum bu emekli maaşından. Nasıl olacak bu iş? Borç üstüne borç. Kredi kartı, kredi kartı. Ondan alıyoruz, ona ödüyoruz. Ondan alıyoruz, ona ödüyoruz. Bakalım 5 sene sonra ne olacak benim halim? Orta düzeyde. Mutlu musun? Memnunum halimden. Buna da şükür diyorsun. Yani halime şükür ediyorum. Benden daha beterleri vardır diyorum yani. Hani görüyoruz, ne nice evsiz, barksız insanlar var, işsiz güçlü insanlar var. Allah'a şükür işim gücüm var. Halimden memnunum yani. Şükür ediyoruz halimize. Yaşam kalitemiz orta standartlarda diyeyim ben. Ay bu bağlılıkta kim mutlu ki biz olurdu? Ya bu başlatma şimdi, Allah'a şükür senin maaşın iyi. Torunların var. Daha ne istiyorsun ya? Allah'ıma şükürler olsun. Bana göre normal. Sorduğun alana bağlı. Benim yaşadığım alan içerisinde bana göre... Nasıl mesela? Çalışana zaten iş var. Biz de elimizden geldiği kadarıyla çalışmaya şey yapıyoruz yani. Yani ne söyleyebilirim ki? Çalışır kadar da güzel yaşıyoruz. Evet, evet. Tabii zor. Yaşam şu ara zor yani. Buralar da gayet pahalı. Burası özellikle pahalı normalde. Kendi yaşamımızı kendimiz zorlaştırıyoruz. Nasıl mesela? Biz atıyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Bir domates üretici de çok zor şartlar altında yetiştiriyor. O domates şuradaki manava gelene kadar 1 liradan 5 lira oluyor. Şimdi benim gariban çiftçim orada gecesi gündüzüne katıyor, çalışıyor. Çok bir şey elde edemiyor. Burada gelen o aracılar neyse işte onlar köşeyi dönüyor. Burada mağdur olan taraf kim oluyor? Bizler oluyoruz. Biz tüketiciler mağdur oluyoruz ve üreticiler. En alt düzeyde. Neden öyle peki? Ekonomik şartlar, bilmiyor musun?
Benim yaşam kalitem orta mesela, en alt seviyede değil. Sizinki neden en alt seviyede? İşsizim. Ne kadar zamandır? Pandemiden bir ay sonra falan. Epey bir zaman. Allah'ım, yarın yok. Yarınsız mı? İyi düzeyde. Ne kadar iyi? Çok iyi, emekliyim. Hiçbir problemim yok. Şu anda orta düzeyde, çünkü herkesin yaşam düzeyi eşitlendi pandemi nedeniyle. Önceden üst düzeyde. Daha iyiydi. Şu an biraz düşürüyorum. Evet. Valla normal, şükürler olsun. Yani yok denecek kadar. En alt seviyem yani. Evet. Neden öyle peki? Yani ücretler sürekli düşüyor. Genelde marketlerde sürekli etiketler değişiyor. Öncelikle insanın tabii ki hedefleri olmalı. Gençlik yıllarımızda edinmiş olduğumuz bu idealler doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirdik ve bugün geldiğimiz noktada yaşam kalitemiz iyi pozisyonda diyebiliriz. Yani gençlere de hedeflerini ve hayallerinin peşinden koşmasını mı tavsiye ediyorsunuz? Siz zaten Türkiye'deki en büyük problem gençlerin dikkatlerinin başarıya doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Çok fazla uyaranlar olduğu için gençlerimiz farklı alanlarda soyut şeylerle uğraşıyorlar, konularla. Bu da onların enerjilerinin kaybolmasına sebebiyet veriyor. Bence bu konularda yerel yöneticilerin, yetkililerimizin gençlerimizi yönlendirebilecek projeler geliştirmeleri gerekiyor. Vallahi benim süper. Allah, nasıl yaptınız peki bunu? Allah sağlık versin, huzur versin. Ben onu istiyorum. Nasıl peki yaşam kalitenizi böyle süper hale getirdiniz? 45 senim ben, 20 yaşında bu memleketten gittim. Kendim Bursalıyım. 45 sene Avrupa'da kaldım. Emekliye ayrıldım, geldim. Ha, orada kazandım. Evet, şimdi de dinleniyorum burada. Dibinde. Neden öyle? Ne bileyim, hayat şartları. Hep mi böyleydi peki? Zaman zaman düzeliyor, zaman zaman kötü oluyor. İnişli çıkışlı diyebilir miyiz yani? Evet, aynen. Normalde yaşıyorum. Normal. Emekli haline geçiyorum. Emekli haline. Mutlu musunuz peki? Mutluyum. Allah'a şükürler olsun.